O Almanya, Malmanya dışarıda bunlar Fasari gençler bazı konuşuyorlar. Yazın bir şeye git. Bosna işte. Oraya. O yaşı götürdü. 4-5 gün kaldı orada. Et ucuz orada. Yani hayvan çok olduğundan sonra. Fakat diğer şeylerin hepsi o kadar ki pahalı alamazsın. Niye? Elbise elbise çok pahalı. Almanya'da da öyle. Bak bir dilim karpuz orada. Markete gideceğim. Dilimle satır karpuz. Bir tane değil öyle. Büyük marketler var. Yazıyor orada. Karpuzun dilimi 5 lira, 6 lira. Onların parasıyla onlarınki neydi ya? 5 onların parası. Onlarınki bizimkinden daha değerli. Bizim parayla 7 lira. Onlardan 5 lira verirsen. Neyle bir şey yani? Bir dilimi. He? Bir dilimi. Bir dilimi. Bizim parayla. Çay 4 lira. Bardağı mı? Bardağı tabii. Biz bilmeyene geldi ki çay içtik. Ulan 8 lira dedik. Tamam. Su ya. Tek orada. Şimdi hani Avrupa falan değil. Öyle bir şey yok oralarda ya. Yani o kadar pahalılık var. Mazot varsın ucuz olsun. Onu aldın o karpuzu nasıl alacaksın ha mazot aldın. Elmiği nasıl alacaksın? Adamın manava gidiyorsun oraya inan. 3 tane karpuz, 4 tane karpuz bir hafta. O da büyük manava açmış falan. Adam onu öyle miyat oluyor ki kurbanlı koç gibi sanki. O kadar miyat oluyor. Bizim burada öyle değil. Seçiyi, kuruyu, tekmeri bilmem ne yapıyor. Böyle bir memleket de yok. Onun için yani mazotun elinmesi, bunlar hepsi bu memleketten iyi memleket olmaz. Ama tabii ki kıymetini bilmiyoruz. Neler yaşanalım? Neler şahit olduk. Abi bitmez o işler de. Bak şimdi postacının dükkanı var. Postacı diyor ki biliyorsun. Benzin yanındaki demiyor mu? Yok yok şeydekini diyor. Aşağı çarşıdakini. Çarşıda dükkanı var ya. Hı. Yeni yapılan caminin karşısındaki dükkanı tamam, diyor. Biliyorum. Orada köşede, iki tane. Köşede dükkan var mı? Orada iki tane bakkal var. Eskiden bakkal vardı. Onu sen iyi biliyorsun bak. Biz oralarda hani çok dolaştığımız için kamyonla çalışıyoruz. Serbest piyasada ya dolaşıyoruz falan. O bakkala falan iyi tanıyoruz. Biz onlardan sanayi falan alırdık geldik şu. Bize verirdi. Bir, iki falan ile. O şekilde. Bir bayan geldi ona. Orada. Adam oturuyor ile kapının önünde. Onun bakkalın bir tanesi çok kadar derdi ama bir tanesi iyiydi. Bir yaşlısı vardı. Dedi ki amca bana dedi bir kilo şeker vereceksin. Adam baktı şöyle. Ben kapının önünde oturuyor. Dedi ne şeker kızım dedi. Yeni bir şey yok. Nereden vereyim ben sana falan. Ya amca ne olur falan işte. Yarım kilo be. Olmaz falan şudur budur. Ona da birisi geldi mi dedi. Veya ne olsa kim bilir nereden duydu. İşte bir yerden duyuyor falan bakkala şeker geldi deniliyor. Koşuyorsun oraya. Buyrukta olsa belki sıra sağa gelir diyeyim falan. Olmadı. Yarım kilo falan derken en son 250 grama falan indi kadın yani. Biz de şaşırdık kaldık şimdi. Ne yapacaksın şeker dedi. Adam. İnsan ol. Allah yardımcınız olsun sizin bu gece. Niye? Konuşuyor musun sen? Bu kadar hızlı konuşma ya. Ondan sonra. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ne yapacaksın kızım sen bunu dedi. Dedi ki amca dedi, çocuğum var ufak çocuğum ona mama yapacağım şekerlerini. Yoksa yemeyeyim. Adam düşündü şöyle. Orada kahve vardı onun karşısında ufak kahve. Bak kahveye çağırdı kahveciyi. Dedi ki 5 tane çay götür bize dedi. Ama 3 şeker olacak dedi adam. Kahveci mecbur ona çay sattığından dolayı itiraz edemiyor. Yıkıdı bunu. Çayları döktü şekerleri o kadına verdi adam. Hiç unutmuyorum bunu bak. Vay be. Yani bunlar işinden de sen adama şaka yedin. Zaten şimdi şekeri kullanan da yok çaya da. Adama şaka geliyor şimdi ama o zaman mama yapacak çocuğun işte. Şimdiki gibi hazır mamalar da yok. Anlattığımız 76, 77, 78. Ben yani şimdi adama söylesem tabii ki dediğim gibi. Ha bugün daha gelmez de şimdi ki bu devir o devir mi? Ya devirine bir alakası yok ki. Türkiye aynı zaten. Yine aynı topraklar vardı. Yüz ölçümü aynıydı. Aynı ırmaklar, aynı sular vardı. Aynı şeydi. Mühim olan çalıştırmış.